Kıymetli dostlar, bugün çok güzel bir bitkiden bahsedeceğim. Aslında önceden çok bildiğimiz ama zamanla bize unutturulan, anneannelerimizin, dedelerimizin, ecdadımızın çok kullandığı bir ürün, bir ağaç, bir yaprak. Çok da basit, ceviz yaprağı. Ellerimiz hani böyle cevizlerin kabuklarını soyarken boyar ya, biraz kendisi de boyasa, ceviz yaprağının inanılmaz şifalarından sizlere bahsetmek istiyorum. Duyunca çok şaşıracaksınız. Haziran ve Temmuz aylarında hasat yaparak, yaşken bu haliyle kıymetli dostlar, bu şekilde kopararak yapraklarını yaş bir şekilde evde kurutun. Tüm yıl boyunca çayını demleme yöntemiyle bol bol için. Ne demek demleme yöntemi? Çok bahsediyoruz. Kaynamış suyu kenara alıyoruz. 15-20 saniye şöyle bir dinlendikten sonra yaklaşık bir fincana, bir büyük fincana bir yaprak denk gelecek şekilde içine atıyoruz. Ve 10-15 dakika sonra demleniyor. Harika bir çay ortaya çıkıyor. Faydaları neler biliyor musunuz? Hani bağırsak kurtlarımız var ya, bazen farkında olmadan da olabiliyor. Bütün ailenin kullanması gereken bazı haplar, bazı ilaçlar oluyor. Onun yerine ceviz yaprağını kullanın. O kadar harika kullanacaksınız, o kadar keyifli içeceksiniz ki şeker içerisine katmadan yudum yudum, yalnız ılık bir şekilde, sıcak değil, soğuk da değil, ılık bir şekilde tüketeceğiz. Tabii ki yasal bir uyarı. Her zaman hekimimizin önerilerine, hekimimizin fikirlerine her zaman danışalım. Cevize karşı da herhangi bir alerjiniz yoksa Allah'ın da izniyle size çok güzel bir şifa olacak. Kıl kurtlarınız için, vücudunuzdaki gereksiz ödemleri dışarıya atmak için, toksin atıcı, bağırsaklarımızda, midemizde zararlı bakteriler varsa onları tamamen dışarı atacak. Kabızsanız muhakkak tavsiye ediyorum. Kabızlık için de birebir. Hatta sevgili dostlar, Lokman Hekim'in evvelden gelen tedavilerinde kansere karşı dahi çok iyi geldiğini söylüyor. Denemekten ne zarar gelir? Allah'ın da izniyle tabihat eczanesinin muhteşem ürünlerinden biridir ceviz yaprağı. Kullanmanızı tavsiye ederim. En azından keyifli bir şekilde içimini rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama egzoz gazlarından uzak, yani yol kenarlarında olmasın, biraz daha tarım arazilerine yakın olsun, İlaç atılmamış pestisitlerden uzak olan ağaçlar olsun. Abin peki ne tür ceviz olsun? İşte Chetner var, duyuyoruz, şu var, bu var. Kıymetli dostlar, bununla alakadar bir araştırma yaptım fakat çok net bilgiye ulaşamadım. Fakat imkanımız varsa genetiği değiştirilmiş ceviz ağaçları yerine bulabiliyorsak, hani bu köylerde yabani çetin cevizlerler ya, işte onlardan, onların yapraklarından bulursanız, onları kullanırsanız harika olur. Benim size tavsiyem. Sevgili dostlar, aynı zamanda yaprağını yaş bir şekilde toplayıp blenderdan geçirip zeytinyağı ile beraber macun kıvamına getirip krem yapabilirsiniz. Aynı zamanda yüz maskesi olarak da kullanabileceğiniz kayıtlarda mevcut. Tavsiye ederiz. Tabii ki bunun oranlamasını biraz daha da internette araştırarak da yapabilirsiniz. Kayıtlarda geçtiği için bu bilgiden de sizlere bahsetmek istedim. Arıcı dostlarımız, bizim şu an arılığımızın her tarafında ceviz ağaçlarımız var. Ceviz ağacı çok büyük olmadığı müddetçe altına kovan koyabilirsiniz, hayvan koyabilirsiniz. Ancak ceviz ağaçları çok büyükse sülfür gazı salgıladığından dolayı kıymetli arkadaşlar, sülfür gazı da ne yazık ki zarar verdiğinden kaynaklı arı kovanlarını çok büyükse koymamanızı tavsiye ederim. Hatta yaşlılarımızın ceviz ağacı altında sakın uyumayın ha dediklerini hep bilirim. Onlar bunu biraz daha cevizin gölgesinden sebep olduklarını düşünseler de asıl hasta eden salgılamış olduğu sülfür gazıdır. Ve doğada herhangi bir işle meşgul oldunuz, ellerinizi antiseptik yapmak istiyorsanız da ellerinizi bu şekilde ovuşturduğunuzda muhteşem bir koku ve antiseptik görevini de sağlamış oluyor. Rüzgarlı bir hava ama
Bu güzel bitkiden sizlere bahsetmek istedim. Vakit geçmeden bu bilgileri sizlere Temmuz ayının sonlarına doğru gelmiş olduğumuzdan sebep toplayabilirsiniz diye bu bilgileri sizlere iletmek istedim kıymetli dostlar. Sizlerin de faydasını bildiğiniz, ben şunu da biliyorum, bundan kaynaklı da yapabiliriz diye önerileriniz varsa buyurun onları da yazabiliriz. Beraberinde petek saklarken ceviz yaprağının konulması, bazı tahılların küflenmemesi için onların üzerine konulması gibi birçok faydalı sebepleri de sizler yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz. Videomu daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olunuz.